Tartışmanın yeni bölümü. Sen bir Ukrayna der misin? Ukrayna. Bak yanlış söylüyorsun sen. Ukrayna. 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 Tamam. Bunu bak bu hatayı yapmıyorum sürekli çok geliyor. Tamam, Ukrayna. Bugün Ukrayna Rusya'yı konuşacağız. Bir haftadır gündemimizi meşgul etti. Yatıyoruz kalkıyoruz Ömer'le. Rusya niye saldırdı? Putin bunu niye yaptı? Dünyanın sonuçları ne olacak? Avrupa Birliği tekrar mı doğuyor? NATO'ya yeni bir hayat mı verildi gibi. Sürekli bunu konuşuyoruz. Gerçekten hani Ömer'le başka bir şey konuşmuyoruz bir haftadır ya. Ömer'in videosu çok izlendi. Yaşar çok... kıskandı. Ben de çekmek istemiyorum. Hayır, çok iyi bir videoydu. Çok iyi videoydu. O videoda bayağı şey konuştuk ama mesela o kadar fazla şey var ki bazı şeyleri konuşamadık. Yaptırımlar, Türkiye etkisi. Aynen. O videonun ham kaydı bir saatti. Bu videoda biraz daha detaylı onları konuşacağız. Ben bir haftadır şunu düşünüyorum. Hı. Putin neden Kiev'e saldırdı? Neden Ukrayna'nın tamamına saldırdı? Hı. Sadece Donetsk bölgesine saldırsaydı muhtemelen bu kadar büyük bir kıyamet kopmayacaktı. İnsanlar da diyecekti ki tamam burayı Putin'e bırakalım. Niye yaptı bu? Ben de çıkamıyorum oğlum. Tartışmayacağız mı? Tamam işte çıkamıyorum. Şimdi bu arada şöyle bir şey oldu. Rusya'dakiler de anlamadı ne olduğunu. Rusya'da mesela saygın think tankler var. Moskova'nın fonladığı, Kremlin'in fonladığı. Adamlar şey diyorlar ya, biz böyle bir şey beklemiyorduk. Çünkü bakıyoruz, bizce getirisi götürüsünden çok daha az. Dolayısıyla kimsenin beklemediği bir şey Putin yaptı. Rus uzmanların bile beklemediği bir şey yaptı. Olaylar olduktan sonra aradan bir hafta geçti. Hala daha şeyin net cevabı yok. Ya Putin bu işi niye yaptı? Rasyonel bir açıklaması var mı? Cevabı yok. Operasyon yaparak da NATO'ya tekrar bir aslında ömür vermedi. Ama biraz şeyi düşünmeye çalışalım bir bunda farklı olarak. Putin'in bu yaptığı işi biraz rasyonize edelim. Benim aklıma şu geliyor. Bakıyorum Rusya nüfusu azalıyor. Sadece doğal kaynaklara bağımlı hale gelmiş bir ülke var. Evet. Doğal gaz ve petrol satarak kendi geçimini sağlıyor. Teknoloji devi eskisi gibi değil. Hı. Elinde sadece askeri güç var ve doğal kaynak gücü var. Yani tamam. Rusya zayıflıyor. Bir yandan da bakıyor elindeki eski topraklar giderek batıya yaklaşıyor. Yani Ukrayna'da kendiliğinden bir batıya yaklaşma süreci var. Rusya dedi ki AB zaten zayıflamış. Ben de gelecekte zayıflayacağım. Ben kendi insanlarımı ikna edemiyorum. Mesela Rusya kendi insanları ikna edemiyor. Mesela Çin kendi insanları ikna ediyor. Diyor ki evet, ben demokrasi değilim ama en azından refah sağlıyorum. Bunu gördü Rus elitleri ve Putin. Ve bu tam fırsat dedi. Fırsat penceresi. Ya bugün saldıracağım, hı-hı, yarın saldırsam yarından daha güçsüz olacağım. Bu yüzden sal. Türkiye'de şey var ya, hani enflasyon gibi. Şu an aslında aynı. Şöyle sen şey gibi okuyorsun. Güçsüzleşen bir güç var. Onun farkında şu an daha güçlüyüm yarından deyip saldırıyor. Bence aksine güçlendiğini hissediyor. Güçlendiğini hissediyor. Askeri olarak güçlendiğini hissediyor. Diyorsun. Yani sen ekonomik olarak bakıyorsun ki bir de biraz 90'lardan bak. Mukayeseni 1960 yaparsan evet Rusya güçsüz. Hı hı. 90'lar yaparsan çok güçlü. Güney Ossetya'da hiçbir şey olmadı. Suriye'de istediğini aldı. Kırım'ı aldı. Donbas'a ayrılıkçıları besledi. Orada Donbas'taki özerk yapıyı da aslında kuran Rusya. Ne oldu? Günün sonunda hep yanına kar kaldı uçlar. Yani Rusya şunu düşünmüş olabilir, Ruslar şunu düşünmüş olabilir. Bunu niye düşünmesinler diye soruyorum sana. Ya biz Kırım'ı da aldık, Donbas'ı da aldık. Kimse de o kadar bir şey demedi. Yani sen mesela şey bekliyor muydun? Özgüven olaylar... patlaması gibi diyorsun. Özgüven patlaması var. Yani bak çok güzel bir şey, bunu geçen videoda söylememiştim. 2014'te Kırım olayları olduğu zaman Merkel Putin'le görüşüyor. Sonra Obama'ya gidip diyor ki bu adam gerçeklikle bağını koparmış. Bak gerçeklikle bağını koparmıştan kastettiği muhtemelen kamuoyuna açıkladığı o garip çarlık hayallerine inanıyor olması mı? Evet. Macron da şey dememiş miydi? Bu adam beni kilitledi. 1997'den sonra bir tarih anlatısı yapıyor, bana bir tarih anlattı falan diyor. Alakasız bir şeyler anlatıyor. Aynı şekilde Macron da Putin'e şey demişti telefon konuşmasına geçen. Baba sen ne anlatıyorsun? Sen dediğine inanıyor musun falan demiş. Yani harbiden gerçeklikten kopmuş bir adam olabilir. Bence buna bir o kadar da az şey vermeyelim, pay vermeyelim. Bu bence cepte dursun. İki, senin bahsettiğin şey katılıyorum, o hani bir fırsat penceresi var ama o fırsat penceresini değerlendirirken kendisini güçsüzleşen bir güç değil. Hı-hı. Ben güçleniyorum. Hı-hı. Karşımdakiler güçsüzleşiyor. Ama bir yandan da gerçekten Ukrayna'ya baktığımızda, hı-hı, Ukrayna halkı Zelenski'yi niye seçmiş? Avrupa Birliği'ne girsin diye seçmiş. NATO'ya, evet, girsin diye seçmiş. Evet. Dolayısıyla şeyi de düşünüyor. Yapıyor buralar benden. Senin eline bir tek Belarus kalmış. Kazakistan bile asker, evet, göndermeyeceğim dedi. Gürcistan, ben bu savaşta ortadayım dedi. Yani Belarus da şöyle bu arada. Belarus da yarın Lukashenko gitse... Tabii Belarus da şey olacak. Belarus da Lukashenko'yu devirseler, ben sana söyleyeyim. 15-20 yılda onlar da bizi bu Ruslardan kurtarın, Rus illetinden kurtarın diyor. Geçen de konuştuk ya bunu. Ya ortada aslında Rusya için inanılmaz bir başarısızlık var. Bence biraz bunu konuşması lazım. Hani Rusya ikna edemiyor. Rusya ikna edemiyor abi. Bak Rusya ile tarihi, kültürel ve etnik yakınlığı olan bir bölge var. Evet. Ve sizden kaçmak istiyor. Ve sizden kaçmak istiyor. Yani bir aile düşünün. Çocukların hepsi babadan illallah etmiş, babamdan kurtulayım diye adamına, elin kadınına varmaya çalışıyor. Evden kaçmak istiyor. Yani bıraktığın anda, sopayı çektiğin anda herkes kaçıyor. Bu çok devasa bir başarısızlık. Ben biraz... Bak bunu gör. Çok devasa bir başarısızlık. Ya bak ben Ukrayna'ya gittim. Ukrayna.
Ya bu ağzımız dönmüyor diye millet taktı buna. Ukrayna'ya gittiğimde bana şey soruyorlar işte hani bizimle ilgili en büyük yanılgın neydi? Ben şey diyordum ya siz Ruslarla aynısını zannediyordum. Ben gittim hatta oğlum siz de Rus'sunuz falan diyorum. Onlar yok abi biz Rus değiliz biz başkayız Kozak'ız falan diyorlar. Şaşırmıştım yani. Bu farklıyız narratifi. Rusların saldırması. Tabii. Yani şu çok ilginç değil mi? Sen bu ülke benden kopmasını istiyorsun. Kültürel, aynen, politik olarak saldırarak çözüm içerideki ben... daha fazla, içerideki anti-Rus hissiyatını daha da körüklüyorsun. Yani Ukrayna milliyetçiliğini Ruslar yarattı biraz. Bence öyle. Ben 2017'de gittim ilk. Bir de 2019'da gittim. Arada sadece 2 yıl vardı. Ben Rusça konuşulan bölgeye gittim. 2017'de bana dili bunlar öğretti yani. Ben bunlardan öğrendim. %80 Rusça konuşuyorum, %20 Ukraynaca bir şey söylediğim zaman. 2019'da bir daha gittim bana şey dediler. Sen Rusça konuşuyorsun konuşma. Ulan siz öğrettiniz ben öyle kendim uzaydan öğrenmedim bunu. Bak 2 yılda oradaki duygu ne kadar değişmiş. Ama şu var şimdi biz mesela Rusya'yı eleştiriyoruz ve bence bu eleştiriler güçlü eleştiriler. Mirsheimer'ın bir konuşması var ve çok ünlü oldu. I can tell from looking at the audience that most of you are old enough to remember the Cuban Missile Crisis like I am. Şimdi Mirsheimer hocam kimlere meze oldun hocam Rusya'da her yerde seni yayınlıyor. Utanır mısın? Ofansif realizm adı altında. Herkes de paylaşıyor. Sadece Mirsheimer'da anlatmıyor. Diyor ki Ukrayna'da eğer bir savaş olursa bunun sorumlusu Batı'dır, NATO'dur. Mirsheimer şunu diyor. Ukrayna'yı yanına çekmeye çalışma. Ukrayna'ya hiç destek olma. Bırak Rusya yutsun bunu. Rusya zaten burayı feda etmez. Dolayısıyla burada bir savaş mamaş bir şey olur. O savaşta da sen zaten çok müdahale olamazsın. Senin yaptığının sonucunda Ukrayna diye bir yer kalmaz. Bu biraz şey gibi. Benim bir tane kızım var. Kızın bir tane sapığı var. Sen diyorsun ki sen bu kızı sapığa ver. Yoksa bu sapık bu kızı ya öldürür ya da zaten bir şekilde rahat bırakmaz. Şimdi bu sence iyi bir çözüm mü? Bu iyi bir çözüm değil ama mesela aynısı Küba'da da oldu. Küba'da da Sovyetler oraya füze gönderdi. Daha doğrusu füze inşa etmeye başladı. Amerika uydularla bunu tespit etti. Ve daha sonrasında dünya bir sıcak savaşın eşiğinden döndü. Ama mevzu sadece şey değil ki Ukrayna'ya biz silah yollayalım vesaire gibi değil ki. Ama demek istediğim hani Küba bir taraf seçiyor. Diyor ki ben Sovyetlerdenim. Tamam. Amerika diyor ki benim dibimde bu kadar yakınımda bir Sovyet uydusu olamaz. Rusya sadece mevzu şeyden çizse ya ben Kiev'de nükleer silah istemiyorum. Ben Kiev'de NATO'yu istemiyorum dese bence zaten haksız değil. Hı-hı. Bence o mantıklı. Ama hikayeyi öyle de çizmiyorlar. Farklı. Şimdi biraz bu savaşı konuşalım. Çünkü bu savaş da çok ilginç. Şimdi bir haftadır Ukrayna ciddi bir direniş sergiliyor gibi gözüküyor. Deniyor. Twitter'da. Evet. Şu şerhi koyalım. Orada da aslında bir medya savaşı var. Her taraf kendi gücünü göstermeye çalışıyor. Rusya hani, hiç gösteremiyor gibi yoksa Rusya, hiç ulaşamıyor. Yani biz ulaşamıyor olabiliriz. Bence gerçekten Ukrayna beklenenin üzerinde bir performans sergiledi. Yani evet. Birçok askeri uzman da zaten bu başarısının altını çiziyor. Ama evet. Bir yandan da... Ay Ruslar da diyor bunu. Kadirov falan şeydi ya beklediğimizden daha silahlılarmış. Şu yorumlar da çok yapılıyor. Rusya daha elindeki bütün kuvvetleri kullanmıyor. Ve savaş uzadıkça, Putin için savaşın maliyeti arttıkça insan zayıf... Evet yani siviller ölüyormuş falan demeden... Umursamaz yıkar. Ve ama mesela... yıkması doğru. Hı-hı. Yani Rus hava kuvvetlerini o kadar görmedik. Evet. Su-34'leri mesela daha görmedik. O kadar yani görmedik. Birkaç tane görmedik. Evet yani ağır bir bombardıman falan yapıyor. Ama ne pahasına ne yani? Şimdi bunu yapınca sen oraları dümdüz edince ne yapacaksın? Bu insanları sonrasında nasıl yöneteceksin? Buraya nasıl kendi rejimini kuracaksın? Zayi nasıl üreteceksin? Şey ilginç değil mesela. Askerlerle sivil halk aynı dili konuşuyor. Evet evet bence o zor bir savaş. O yüzden diyorum ben. Diyorsun karşında bir asker var. O da seninle Rusça konuşuyor. Sen de Rusça konuşuyorsun. Ya, bu adam sana nasıl saldırsın? Yani psikolojik olarak da zor bir iş o. Ve zaten şey diyorlar ya Rus askerinin morali düşük. Hı-hı. Çeçenlerin yüksek. Yani zor çünkü yani. Rus ordusunda ciddi bir yolsuzluk var. Dolayısıyla aynen. Belli reformlar yapılmamış. Shoigu, Rusya'nın savunma bakanı. İşte herkesi iyi geçirmek için. İşte var olan güç ilişkilerini bozmamak için, kendi pozisyonunu korumak için aslında hiç reformları yapmamış. Aynen. Ve orada ciddi bir yolsuzluk ağı oluşmuş. Rus ordusu da kendini yenileyememiş. Yani zaten böyle bir rejimde herhangi bir şeyin çok verimli ve çok düzgün olma ihtimali var mı? Uzaktan bak yani. Ya bir şeyde denetim yoksa, denge falan yoksa orada zaten verimsizlik ve yolsuzluk çok oluyor. Dolayısıyla Rus ordusunun verimsiz, yolsuz olma ihtimali bana hiç düşük gelmiyor. Karar alma mekanizması tek kişide olunca Putin... Yani öyle bir karar veriyorsun ki ordu mesela daha buna hazırlanmamış olabilir. Olabilir. Aynen. Yani kimse bir şey de demiyor. El pençe divan duruyorlar. Evet. O güvenlik konseyinde gördün mü? Milli İstihbarat Teşkilatı konuşma yapıyor. Putin diyor ki bir daha söyle ne düşünüyorsun? Konusu aynen. Değil. Yani evet. O adamı orada madara ediyor. Yani evet. Baktın aslında Rusya'nın en güçlü 10 insanından biridir. Evet, evet. Milli İstihbarat. Söylediğiniz bir hayır. Ya говорите, говорите, говорите прямо. Я Putin'a yaklaştığı şeyi örneğini veriyorlardı. Putin herkesle uzun masalarda oturuyor. Evet, evet, evet. Biraz kafaya gitmiş olabilir. Ama Rusya'da masaya oturmadığı her geçen gün kaybediyor. Çünkü ciddi bir yaptırımlar gördü. Bak şimdi Putin masada bile geri adım atarsa şu oluyor. Ben rezil ettim kendimi.
Hiçbir şey de alamadım. Madar ettim. Madar ettim. Üstüne rubleye de bitti. Ekonomik olarak da çöktük. Komple fiyasko oldu. Sen bir Rus çocukla konuştuğunu söylemiştin. Ne anlattı sana? Rus çocuk şey dedi bana. Tabii çok rahatsızdı. Şey olarak rahatsızdı. Burada şimdi belki ona da geliriz. Bu yaptırımlar sonrası Avrupa'da garip bir hava oluştu. Ha, oraya geldi. Saçma sapan bir hava oluştu. İnsanlar ben Rus'um demeye korkuyor. Ben çocuğa şey sordum. Halkın tepkisi nasıl? Hı-hı. Çok da destek yok bence falan gibi bir şeyler sormuştum. Ya aslında insanların önemli bir kısmı şeye inanıyor dedi. Orada bir soykırım var. Orada işte orayı bizim kurtarmamız lazım. Naziler başta falan filan gibi. Yani aslında o propaganda makinesi çok devasa olduğu için Rus halkının önemli bir kısmı bunlara da inanıyor. Yani o Rusya'dan yetkililer hala bir açıklamalar yapıyorlar. Deli saçması açıklamalar. Ama demek ki bir karşılar inandırıyor. Ben şeye çok şaşırdım biliyor musun Ömer? Mesela savaş başladı. Rusya'ya dair dışarıdan analizi çok okuduk. Evet. Ama benim önüme hiç Kiril alfabesi tweet analizler düşmedi. Yani arada öyle bir bariyer var. Yani bir bilgi akışı yok. Bilgi akışı yok. Düşenler, İngilizce yazanlar da zaten herhalde orada yani, böyle bir kendi kendine self-selection bias mı oluyor? Daha akıllı adamlar mı oluyorlar? Daha objektif mi oluyorlar? Yoksa daha batı yanlısı mı oluyorlar? Bilmiyorum. Hani ben Rus çok uzman gördüm ama onlar da İngilizce yazanlar da hep şeydi zaten. Ya bu bir çılgınlık. İşte bir yaptırımlar uygulandı. İlk videoda konuşamadık. İlk videoda yaptırımlar yeni geliyordu. Ben orada dedim ki bu adam yapılması gereken tamamen uluslararası sistemin dışına atıp cezalandırmaktır. Çünkü bunu kesin yapmak zorundasın. İlk anda bunu yapacaksın, tepki vereceksin. Geri adım atar, sen de geri adım atarsın. Onu da yaparsın. Ama ilk başta bunun yapılması lazımdı. Ama yapıldı, biraz yapıldı. İşte Rus Merkez Bankası'na dahi yaptırım yaptı. Avrupa Merkez Bankası. Yani onun varlıklarını dondurdu. Avrupa'daki varlıklarını dondurdu. Bu şu demek yani. Sen aslında ruble değer kaybetmesin diye kendi varlıklarını satmaya çalışıyorsun. Avrupa Merkez Bankası senin Avrupa'daki olan varlıklarını kullanmana izin vermiyor. Ayrıca senin Avrupa'da işlem yapmana da izin vermiyor. Çünkü Rusya ciddi bir döviz rezervi biriktirmişti. 600 milyar dolar kadar döviz rezervi vardı. Analistler şey diyordu. Rusya bir şey hazırlanıyor. Yani market çöktü Rusya'da bu arada. Evet. Rusya borsası bitti. Rusya borsası kapalı şu an. Açmıyorlar. Açılsa zaten direkt gidecek. Market Rusya borsası çöktü. Üstüne Rusya'nın en büyük firmaları, Avrupa piyasalarına açık olan firmalar tamamen çöktü. Gazprom, Sberbank. Sberbank en büyük bank. BP, Exxon. Bu gibi firmalar işte Rusya'daki ortaklıklarını sonlandırdılar. Şu Airbus ve Boeing dedi ki Rusya'ya parça vermeyeceğiz artık. Çünkü dünyada zaten sivil havacılıkta iki tane firma var. Boeing, Airbus. Rusya'dan bir yere uçamıyorsun da. Mesela evet, şimdi şeyi tartışacağız ya biz. Türkiye'ye etkisi ne olur? Turizm falan. Abi Ruslar şu an bir tek Türkiye'ye uçamıyor zaten. Evet. Çünkü Avrupa hava sahası kapalı şu an. Belki iyi olur. Artık turizm. Şimdi Avrupa'daki tek tek oligarkların yakasına da çöküyorlar. O çok iyi oldu. Adamın yatı var Fransa'da diye. Hop çöküyorlar. Evet evet. Oligarkların varlıklarını donduruyorlar. Abramovic'e İngiltere'ye girmeye yasak konuldu. Abramovic'e Chelsea'yi saptıracaklar falan. Bayağı her yerden sıktılar aslında. Evet, biraz şey istiyorlar aslında. Oligarklar bundan rahatsız olsun. Dönüp Putin'e dönsünler. Çünkü orada tamamen yolsuz bir rejim var. Evet. Artık yanındakiler de rahatsız olacak ve yeter baba bu işi bırakalım diyecekler. Hatta o İki tane oligarkın açıklaması vardı, görmüş müydün sen? İki tane büyük oligark şey diyordu. Ya bu savaş artık bitsin. Aynen, onlardan doğru. Biri Deripaska'dır. Deripaska bu meşhur videodaki kalemini gel sen buna imza atmamışsın dediği adam. O aslında Putin'le bayağı yakın bir adam. Yeltsin'in damadıydı o çocuk. AB'nin bu kadar tepki vereceğini olsa kestirememiş olabilir. Kesin kestiremedi canım. Yani, sen kestirebiliyor muydun? Yok hayır. Çünkü AB hatırlıyorsun ya iki hafta önce... Twitter'da şey geliyor orada. Hiçbir şey yapmıyorlar. Yok AB kınamış. Wonder Lane'in böyle fotoğraflarını paylaşıyorlar. İşte kınamış, yine kınamış. Dala geçiyorlardı. Aynen. Çok sert yaptırımlar oldu. Evet. Da no fly zone gibi uçuşa bölge falanlar biraz abartı. Abartı. Silah yardımı yapıyorlar bu arada. Yapıyorlar. Almanya bile silah yardımına başladı. Bak buradan şeyi konusu önemli yani. Putin dünyanın en rasyonel hareketini yapmış olsa dahi. Öyle bir ki rasyonel olabilir. Bu arada zaten kendince bir rasyonelitesi vardır. O rasyonel de garip bir tartışma rasyonelik. Sonuçlar hayal ettiğinin tam tersi oldu. Evet. Zaten Rusya'ya yakın olan Almanya Rusya'dan koptu. Nord Stream'i kapattılar. Nord Stream'i kapattılar. Şeyi uyandırdı Avrupa Birliği'ne. Ulan bizim bu Rusya'yla bağımlılığımız var, enerji bağımlılığımız var. Bizim bu işi kapatmamız lazım. Daha maliyetli olsa dahi başka alternatif yollara gidecekler. Yani biz Rusya'yla iyi anlaşırsak aslında Rusya bir tehdit olmaktan çıkar teorisi vardı. Hı hı. Bu teori çöktü. Çöktü bence. Almanya Nord Stream'i kapattı. 100 milyar dolar askeri harcama yapacağını söyledi. İtalya gibi ülkeler Rusya'dan bir şeyler koparmaya çalışıyordu. Onlar aslında oyun dışı kaldı. Macron bas bas bağırıyordu. Avrupa ordusu kuralım, Avrupa ordusu kuralım. Al sana Avrupa ordusu. Aynen Macron'un içine geldi. Aynen. Yani yaptırımlardan sonra bir kitlesel linçe döndü iş yine. Bu Türkiye'de de oluyor. Haklı ki haksız duruma düşüyorsun. Çok yani bu cancel culture'la falan bağlantısı yani, var mı? Ya cancel culture'la mı var? Bence insan olmakla var. Yani sokak köpekleri sıkıntılı diyorum bence. Lan bir anda birileri sokak köpeklerini vurmaya başlıyor sokağa çıkıp. Bu mu ya? Bu kadar da değil baba. Manyak mısınız? Şimdi burada da yani tamam Rusya, Putin hatalı. Ama sen buradaki bu Fransa'da güzel sanatlar okuyan çocuğa niye şey hissettiriyorsun? Rus olduğunu söyleyemiyor. Mesela şey okudum ben. Glasgow'da bir film festivalinde iki tane Rus filmini atmışlar.
Saçmalık yani, bunun şey, nereden var? Gelen tepkiler üzerine. Ya Avrupa yapıyor bunu. Evet. Normalde çok sağduyulu, çok rasyonel ve bir çok... Bir garip. Çok hümaniteryen olan Avrupa yapıyor. Yani biz doğulu ve kötüyüz. Hı-hı. Biz biri taş attığı zaman herkes ona taş atar. Avrupa onu yapmaz. Avrupa o kadını taşlamaz. Hı-hı. Avrupa o insanı taşlamaz. Avrupa'da da çok daha büyük cadavı oldu şu an. Çok aptalca bir cadavı oldu. Ben yani şeyi de anlamadım. FIFA'nın yaptırımlarını bile anlamadım. Bu kadarına hiç gerek var mı? Yani garip geldi bana da. Çözemiyorum. Yani, milli çünkü, marş okunmasın falan, Rus milli marşını yasaklamak. Bu ne ya? Çünkü şeyden emin değilim. Bir, bu yaptırımların etkisi içeride insanları şehitler edecek mi Rusları? Aa işte biz hayır, yanlış yapıyoruz. Bugüne karşı çıkmalıyım. Aksine herkes bize düşmana körüklüyor. Bir soru, Gergiev'in atılması doğru mudur Münih Filarmoni'den? Ooo zor soru. Ne diyorsun? Ben Gergiev'i seviyorum, o yüzden atılmamalı. Sen Gergiev'i tanıyor muydun? Tanıyordum. İlginç. Bolero'su var, Bolero izleyin. Gergiev Bolero. Şimdi şöyle, bu bayağı bir tartışma konusu oldu. Şunu düşünüyorum ben. Şimdi bu insan, hı-hı, eğer oligark olunca, parası olunca ve Rusya destekçisi olunca, Putin destekçisi olunca kötü. Ama sanatçı ve Putin destekçisi olunca iyi. Adamı konuşmaya zorluyorsun. Hani bu konuya yönelik bir açıklama yapmalısın. Bence rezalet. Rezalet mi diyorsun? Bence rezalet. Niye açıklamak zorunda kalsın yani? Ben savaşa karşıyım demek. Ya sana ben desem ki sen ben savaşa karşıyım demek zorundasın değilsin gelir mi yani? Benim gelmezdim. Şunu diyemiyor musun? Yani işgal yanlıştır. Zorunlu hissettiyse buna onuruna yedirememiş olabilir. Ama belki hiç böyle değildir. Zaten Putincidir. Putincidir. Ve... Sen mesela şey gibi düşün. Putincisi atılmaz haktır mı diye düşünüyorsun. Bu adamın savaşla ne alakası var? Putin'i reisel olarak sevmesiyle. Gergiyi atarak ablukayı almazsın. Aksine Ruslara bir meşruiyet kazandırırsın. Hı hı. Çünkü bir histeri görüntüsü veriyorsun ve bak sen Russun diye seni atıyorlar dedirtiyorsun. Adamların propagandasına yarıyor. Bizim amacımız eğer Rus rejimini abluka altına almaksa bu Gergiyi atarak random Rusları böyle Avrupa'dan silerek ırkçılık yaparak olmaz. Şimdi aksine bak, Rus propagandası yapıyor. Gergiyi random Rus'un. Yani Gergiyi burada okuyan bir üniversite öğrencisi gibi ben. Gergiyev 2014 yılında Kırım'ı desteklemiş, Kırım'ın ilhakını desteklemiş biri. Yani Irak savaşını destekleyen sanatçıları bir yerlerden mi attık? Atalım. Şimdi orada çok ikiyüzlü bir yere gidiyoruz. Attıkla atalım arasında bir şey var. Ya, atalım mı? Atmadık. Atalım mı? Atalım mı? Çok ikiyüzlü bir yere gidiyoruz. O zaman tamamen hikayeyi sadece Batı gözüyle okuyoruz. Hı hı. Batı'nın bu yanlıştır dediği her şeyi yanlış demen lazım. Yanlış demiyorsan seni atarız. Hı hı. Batı olmanın verdiği güçle kendi neyin doğru olduğunu daha rahat karar veriyor. Bu rahat olmanın verdiği bir iyilik vardı bunlarda. Rahat olmanın iyiliği derken? Zaten gerçek bir sorun yok. Zaten mesela bir mülteci sorunu çıktı, hop şey bitti. İnsaniyelik bitti. Değil mi? Liberalizm rafa kalktı. Yani Avrupa konforlu bir pozisyondan Türkiye'ye bakıp diyor ki sen işte insan haklarına aykırı davranıyorsun. Sen de işte hukuk yok, şu yok, bu yok. E sen de Türkiye'nin sorunlarının onda biri yok. Türkiye'nin sorunlarından biri senin başına geldiği zaman sen de kılıçları çekiyorsun. Kılıçları çekiyorsun. Sen de despotlaşıyorsun. Sen de liberalizmi rafa kaldırıyorsun. Bospek şöyle bir tweet attı. Aha. Ukrayna'da çekilmiş, yıkılmış apartman binaları. Resmi videosu var. Hı. Ve dedi ki bir Münih Filarmoni Orkestrası'nın şefinin atılmasından daha kötü değil. İroni yapıyor tabii ki. Saçma ya. Batı karşıtları var. Bu insanlar Rusya'nın yaptığı felaketi eleştirmiyorlar. Hı. Yeteri kadar eleştirmiyorlar. Avrupa'nın ifade özgürlüğünü daraltmaktaki kötülüğüyle savaşın kötülüğünü eşdeğer tutuyorlar. Kim bunlar ya? Kim bu insanlar ya? Ben görmedim ya. Yani, Giyevin Münih Filarmoni'den atılmasını da yine dert edenler bence daha liberal olanlardır. Daha liberal olanlar. Yani bence yine sen sormuşsundur, ben sormuşumdur. Biz Rusçu falan değiliz. Bu ikisi aynı kötülükte değil. Bu ikisi aynı kötülükte değil. Tamam da burada bir şey var gibi yani. Bir ikisinden biri seçmek zorunda. Aynen, alakasız bir seçimle zorluyor bizi. Oradaki tartışma şey biraz. Yani bin kere tabii ki Gergiyev atılsın da yani niye böyle bir seçim yapıyorsun? Hani 100 tane tweet atsan ve sen 90'ında Gergiyev'i bahsetsen Rusları 10 kez anlatmışsın. Tabii, hani orada bir sen bir dengesiz, hani bu dengesizliği yapan insanlar yönelik bir eleştiri. Çünkü benim takip ettiğim Batı'yı eleştiren insanlar vardı ve ben eleştirilerini zihin açıcı buluyordum. Rusya savaşa girdi. Hı-hı. Bu insanlar hala Batı'yı eleştiriyor. Evet. Hani yeteri kadar önlem almadı, yeteri kadar şey uygulamadı. Tamam dedim. Sonra Avrupa şey aldı, önlem aldı. Çok fazla aldınız falan. Hani sürekli yani orada biraz şey gibi görüyorum. İdeolojik doğruları tamamlamak için görmek istediklerini eleştiriyorlar, görmek istediklerini şey yapıyorlar. Erdoğan bir konser veriyor, Orhan Gencebay gidiyor. Herkes eleştiriyor onu. Orhan Gencebay nasıl gidersin falan filan. Sen aslında hani şey, orada şey eleştirisi var. Sanatçılar. O da saçma aslında. Saçma mı görüyorsun? Bence saçma. Tamam, yani. Abi sizin hoşunuza gitmeyen bir şey, o insanı veya o yapıyı mutlak kötü
Ve onunla beraber iş tutan herkesi de işbirlikçi suçlu yapmıyor yani. Böyle bir hikaye yok. Enerji fiyatları ciddi arttı. Brent petrol zirve yaptı. Zirve yaptı. Ben en son 120 doları görmüştüm. Hani evet. Şu an kaçtı bilmiyorum ama savaş öncesi 100 doların altındaydı. Türkiye zaten enerjide dışarı bağlı. Türkiye'de devlet enerjide çok ciddi bir sübvansiyon, yani yardım yapıyor. Patronun çok az bir kısmını ödüyorsun. Şimdi devlet de onu yapamayacak. Hı-hı. Yaptıkça kamu maliyesine yük artıyor. Kur korumalı mevduat var. O da kamu maliyesine bir yük. Döviz de girmeyecek turizmden dolayı. O da TL üzerindeki baskıyı arttıracak. Sen tarım diyordun. Tarım çok önemli. Yani ben tarımı araştırıyorum birkaç gündür. Aha. Şimdi bakıyorsun Ukrayna ve Rusya yani buğday üretiminin %14'ü. Yani bütün dünyadaki. Bütün dünyanın %14'ü. Sadece buğday değil. Arpa ve ayçiçeği. Aynen. Şimdi mesela Türkiye ve Mısır geçen sene bu iki ülkeden 2 milyar dolar düzeyinde toplam ithalatın %kaçı? Yani mesela Mısır'ın %70'i. Temel gıda ürünleri zamlanacak. Türkiye'nin zaten bir enflasyon sorunu var. Üstüne temel gıdaya bir de zam gelecek. Mesela ayçiçek dedim ya. Hmm. Bu iki ülkenin... Ayçiçek zaten kullanmayın. Yani daha. Ayçiçek yağı yani... Kullanıyor musun sen? Yani yok, ben zeytinyağı kullanıyorum da. Hani ayçiçek yağına bakıyorsun. Güney Asya şu an ayçiçek yağı krizine giriyor. 3 aylık stoklara kalmış. Doğru. Çiftçiyi düşünüyorum. Çiftçinin 3 tane girdisi var. Mazot, gübre... Bak çiftçinin de hiç yüzü gülmüyor. Turist yani, bizim ve çiftçinin yüzü gülmüyor. Esnafın da gülmüyor. Kimin yüzü gülüyor bilmiyorum ama çiftçi ve turizm hiç gülmüyor. Bak mazot, evet. Elektrik arttı. Ürün ham madde arttı. Yani bakıyorsun Türkiye ciddi bir gıda gübre falan gıda enflasyonu. Zaten bir gıda enflasyonu yaşıyorduk. Çünkü Rusya ve Ukrayna dünyadaki en büyük gübre üreticisi. Yani bu gübrede de bu, yani bu ülkeler hem... Gübre hayvandan çıkmıyor mu oğlum? Bunun biz nasıl ithal edeceğiz? Kimyasalları da var. Kimyasalları da var. Yani bak bu ülkeler hem ciddi bir tarım ihracatçısı, hem ciddi bir gübre ihracatçısı, hem de ciddi bir enerji ihracatçısı. Bütün tarım dediğin bu zaten. Tarım dediğin enerji. Temel, en temel şeyleri saydım. Çünkü ne yapmalının sorusunun cevabını kimse bilmiyor bence. Bir taraf seçemez. Hı-hı. Ama neden ne kadar süre dengede tutabilir yani. Neden kolay seçemez şeyden diyorsun herhalde. Yani hem iki tarafla da çok ciddi ilişkisi var. Nasıl seçecek? Kimi seçsin? Seç sen. Ya ben hani seçmekten ziyade şey gibi düşünüyorum. Bir anda bir tıkırılma yaşanıyor Avrupa'da. Yani Rusya'yı olan her şeyi koparıyorlar. Bu aslında tarihi bir fırsat yaratabilir Türkiye'ye. Bence tarihi bir fırsat yani. Türkiye olduğu yerde durup olaylar biraz daha böyle hafif körüklensin. Rusya'dan millet aşırı korksun ve Rusya'ya karşı Türkiye'yi öne çıkarsın umacak. Rusya'nın elinde Türkiye'ye karşı kullanabileceği çok fazla mekanizma var. Hayır, yani. Türkiye zaten burada müdahil olmayacak. Türkiye müdahil olmadan olaylar kızıştıkça kendisine böyle bir pay çıkartacak diyorum ben. Türkiye yarın bir gün tekrardan Rusya'yla sahada karşılaştığında bu sefer güçlü bir batı desteği alabilir mi? Avrupalılar biraz şey gibi bakıyor bence Türkiye şu an. Rusya'yla arası iyi de Türkiye kozun değil de Estonya, Litvanya, Polonya yatırım yapın. Mesela NATO askerleri hep oraya gitti. İngiltere hep oraya asker gönderdi. Yatırım dediğin Almanya'ya şey yaşıyor. Ya koruma olarak. Koruma olarak gidiyor. Ben şey diyorum Türkiye... Bir masada karşı karşıya geldiği zaman Rusya, Türkiye eskiden belki şey diye olabilirler hani. Ya onlar ne yapıyorsa yapsın. Hı-hı. Şu an bir tık daha güçlü bir şekilde Türkiye ile müttefiklik ilişkileri arttığı için artabilirse eğer tabii. Avrupalılar şu an çok fazla ikna olmuyor. Türkiye Ukrayna'ya destek veriyor kısmına pek ikna olmuyor. Ama Ukrayna'ya bakıyorsun, Türk kardeşlerin Bayraktar bilmem onun ne falan. Onun Ukrayna'da falan. Türklerden daha çok destek kim veriyor? Bayraktar olmasa ne yapacaklar? Türkiye'nin arkasına daha güçlü bir Batı desteği istiyorsa Ukrayna'nın Türkiye yönelik bakışını kullanmalı. Çünkü Ukraynalıların Türkiye'ye böyle bir bakışı var yani. Ama Batılar buna inanmıyor. Doğru da tabii, o bakış sadece boş bir bakış da değil yani. De Mersin'de mesela Akkuyu'da bir nükleer enerji beraber inşa ediyorsun. Tabii. Yani arada çok fazla askeri ve ekonomik işbirliği var. Bence Suriye kozu çok önemli. Halep. Çünkü zaten toplumda ciddi bir mülteci karşıtlığı oluşmuş durumda. Bir de bunun üzerine göç dalgası daha gelirse hani evet. Rusya bunu kullanabileceğini biliyor. Ki zaten bunu yapıyor ara sıra. Türkiye ne zaman hoşuna gitmeyecek şeyler yapsa evet. bir iki bomba atıyor. Halep'te şu an 3 milyon kadar Suriyeli var. Oraya hava saldırıları yaptıkça mülteci akın oluyor. Hava saldırıları yaptıkça mülteci akın oluyor. Peki. Ya bence biz taraf seçemeyiz. Hı? Rusya'ya sen de bir taşı sen atarsan seninle de kavga etme ihtimali hoş bir ihtimal evet. değil. Tartışmanın bu bölümünde Rusya ve Ukrayna'yı bayağı konuştuk. Neden oldu, ne olacak, Türkiye etkilerine. Ömer'le uzun uzun konuştuk. Ne diyorsun Ömer? İlk kez bir konuda neredeyse hiç fikir ayrılığına düşemedik. Fikir ayrılığına düşemedik değil de bence yani meseleyi derinlemesi açısından aynen. iyi analiz ettik ama birkaç konuda farklı düşüncelerimiz oldu. Bizim birkaç tane sağlam Rusçu bulmamız lazım. Onlarla mı da kapışalım? Aynen. Onlarla kapışalım. Fransa'da Rusçularla mı kapışalım? Ya kapışma gibi değil de hakikaten ikna... Anlayalım. Bir anlatsınlar hakikaten ne? Ben o kadar ikna olmam belki ama yine de bir duymak istiyorum güçlü argümanlar. Okey, böyle bir şey düşünelim. Bu savaş en çok kimin işine yaradı? NATO'nun mu, Avrupa'nın mı, Türkiye'nin mi, Ukrayna'nın mı, Rusya'nın mı, yoksa Çin'in mi? Çünkü şöyle diyor, bir şey kime yaradıysa
Ben hiç sevmem bu arada. Ben biraz severim. Yani kime yaradıysa sebebini de orada aramak lazım diyor. Ben pek sevmem. Siz ne düşünüyorsunuz? Kimin için en çok işine yaradı? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi pazarlar. Ben şey duydum. Çin ara bulucu olacak. Ben de onu duydum.